Deva Partisi'nin değerli Genel Merkez Kurul üyeleri, Van İl Teşkilatımızın çok değerli başkanı, değerli ilçe başkanlarımız, teşkilat mensuplarımız, siyasi partilerin kıymetli temsilcileri, sevgili Vanlı gönüldaşlarımız, Türkiye'nin farklı illerinden gelip bugün bizlerle beraber olan saygıdeğer konuklarımız, ulusal ve yerel basınımızın değerli mensupları, ekranları başında bizleri izleyen tüm vatandaşlarımız, hepinizi en içten duygularımla selamlıyor. Van Teşkilatımızın birinci olan il kongresine hoş geldiniz diyorum. Değerli arkadaşlar, bizler bir kişiye yapılan zulmü tüm insanlığa yapılmış bir zulüm olarak gören bir anlayışın sahipleriyiz. Ancak bugünkü iktidar işkenceye sıfır tolerans ilkesiyle çıktığı yolda işkenceciye sıfır ceza noktasına vardı maalesef. Bu da yetmezmiş gibi yapılan işkencelerin alenen teşhiri ve adeta devlet tarafından sahiplenilmesi de söz konusu olabiliyor. Arkadaşlar bakın, polis karakolunda çekilen işkence fotoğraflarının ayan beyan servis edildiği bir ülke haline geldik. Biz soruşturma yapılsın, kötü muamele cezasız bırakılmasın derken bir de fotoğraflarla neredeyse gurur duyarcasına paylaşımlar yapılabiliyor. Ne can sağlığı kaldı ne de yaşam hakkına saygı kaldı. İşkence adeta bir ceza politikası haline dönüştü. Son yıllarda Van'dan gelen işkence görüntüleri hepimizi derinden yaraladı. Biliyorsunuz 3 sene önce mantar toplayan köylüler gözaltına alındı. Köylülere işkence yapıldı. İktidar medyası Vanlı teröristler yakalandı dedi ve işkence görüntülerini de yayınladı. Bu nasıl zihniyettir anlamak mümkün değil. Masum insanları soydular, dövdüler ve köylümüzün gururunu kırdılar. Sonra da kanrevan içinde fotoğraflarını çekip tüm Türkiye'ye gösterdiler. Ama gerçek ortaya çıktı. İşkence yaptıkları insanlar aslında sadece ve sadece mantar toplamaya giden köylülerdi. Peki 3 sene önce bunlar oldu da o günden bugüne bir özür dileyen oldu mu? Bu hatayı yapanlardan hesap soruldu mu? Olmadı. Peki ne yaptılar? Açın bakın, ilgili devlet kurumunun internet sitesine açıklama hala duruyor. Açıklamada ne diyor biliyor musunuz? Gevaş ilçemizde İftar vakti gerçekleştiren roket atarlı saldırının failleri yakalanmıştır yazıyor. Bu kadar. Hala duruyor bu açıklama. Ne roket atarı ne saldırısı. Bunlar, bu köylerimiz sadece ve sadece mantar topluyordu. Bu gariban insanlara, işkence yapanlara göstermelikte bir dava açıldı. Birinci derece mahkeme yargılanan sanık hakkında da hemen beraat kararını verdi. Yani bu ülkede bir mahkeme adeta işkence suç değildir diye bir yargıda bulundu. Adeta biz size terörist deyip iftira da atarız, öldüreseydi de döveriz demek istedi. Kimse de bizden hesap soramaz demeye getirdiler. Gerçekten içler acısı bir durum. Yazıklar olsun diyorum. Arkadaşlar, bu iktidar 28 Şubat zulmünün mağdurlarının desteğiyle iş başına gelmiş bir iktidar. Bunu hiç kimse unutmasın. Zulme uğrayanların o zulme karşı isyanıyla iktidara gelmiş bir iktidar partisi var şu anda. Ama maalesef işte 18 yıl sonra gitti geldi 90'lı yılların ceberrut devletinin ruhuna büründü. Hakla adaletle yollarını artık tamamen ayırdılar. Çok yakın zamanda yine Van'da yine ağır bir işkence utancı yaşandı. Biliyorsunuz helikopterle gözaltına alınıp işkence uygulanan iki vatandaşımızdan bahsediyorum. Partimizin yetkili kurulları bu iddiaları yakından takip etti. Van'daki son haftalardaki gelişmeleri yakından takip etti. Sağlıklı bir şekilde gözaltına alınan iki köylümüzden Servet Turgut gördüğü işkenceye dayanamayarak 64 yaşında hayata veda etti. Kendisine bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Servet Turgut'la birlikte gözaltına alınan Osman Şivan ise gördüğü işkence ve kötü muameleden ağır yaralı olarak kurtuldu. Osman Bey'e de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Biraz önce arkadaşlarımızla beraber Servet Turgut'un evini ziyaret ettik. Eşini, 6 kızını, 1 oğlunu gördük. Onlara başsağlığı diledik. Gerçekten aile perişan. Aile yakınları perişan. Ayrıca yine hemen oradan şu anda Mersin'de bulunan Osman Şiban adlı o ağır yaralı vatandaşımızı da telefonla aradık. Ve onunla yakınlarına geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Ben şimdi buradan hükümete sesleniyorum. Bugünlerde, şu son bir hafta 10 gündür biliyorsunuz, hukuk reformundan bahsediyorsunuz. İnsan hakları eylem planı diyorsunuz. Buradan açık çağrı yapıyorum. Haydi gelin hukuk devletinin gereğini işte burada bu örnekte yapın. Servet Turgut ve Osman Şiban'a
Yapılanları açığa çıkarın. Sorumluları yargılayın. 64 yaşındaki bir insanın ölümünü her yönüyle açığa ve açıklığa kavuşturmak zorundasınız. Gereğini yapmazsanız bu millet sizi ülkeye işkenceyi geri getiren iktidar olarak hep hatırlayacaktır. Unutmayın. Şunu gururla söylemek istiyorum ki demokratikleşme yönünde atılan tüm adımlar ben ve arkadaşlarımın işin içinde olduğu, yönetimde olduğu dönemde gerçekleşti. Şimdi bizim dönemimizde bakıyoruz ne var ne yoksa başarılı, iyi sonuç hepsine sahip çıkmaya çalışıyorlar. Bakın bizden sonra dikkat edin hem hukuk ve demokrasi göstergelerinde hem de ekonomik göstergelerde Türkiye sürekli olarak geriliyor. Şimdi de kalkıyorlar yaptıkları iyi icraatları sıralarken o eski dönemde, bizim dönemde yapılanları sıralıyorlar. Bizden sonraki dönemde zaten iyi bir şey kalmadığı için mecburen hep önceki dönemlerden örnek veriyorlar. Bakın biz ve arkadaşlarımız gerçekten büyük bir mücadele verdik. Pek çok iyi şey imza attık. Onları bizler yaptık. Çoğu zaman da size rağmen yaptık. Demokratikleşme çalışmalarında da, ekonomi yönetiminde de size rağmen ülkemizi geliştirdik, kalkındırdık. Artık Türkiye'nin devası var. Van'ın devası var ve biz hazırız. Hepinize çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun.